Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Adem aleyhisselamdan bu yana, tarihin ilk devirlerinden beri, insanlar Allah için olsun, uydurma tanrıları için olsun, ev yapma yarışına girmişlerdir. Allah Celle Celaluhu Adem'e Kabe'yi yapmasını emretti. O da yaptı. Böylece Allah için ilk beyt, Beytullah yapılmış oldu. O günden sonra tapınak, kilise, havra, mescit ve cami olarak binlerce, on binlerce ev yapıldı. Yapılan bütün tapınaklar Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar yapılan binaların en büyüğü, en güzeli ve de en süslüsü, en pahalısı oldu. Öyle ya, tanrılarına ev yapıyorlardı. Öyleyse en iyisi, en büyüğü olmalıydı. Öyle de oldu. Süleyman peygamberin yaptırdığı Beyt-i Makdis'in şaşası hala anlatılır. Hala dillerde gezer. Apollon tapınağı, Zeus'un tapınağı hala Metüsena ile anıldı. Bizim peygamberimiz ise hurma dallarından tavanı olan kerpiçten basit bir mescit yaptırdı. Tarihin içinde yer alan binlerce tapınaktan haberi yok muydu acaba? Niçin daha büyük, daha ziynetlisini yapmadı? O güne kadar ilahi dinlerde olsun, uydurma dinlerde olsun, toplu ibadet ancak tapınaklarda yapılıyordu. Onun için büyük olması, cezbedici olması lazımdı. Öyle de oldu. Ama Allah Celle Celaluhu Habibi Hazreti Muhammed'e yeryüzünün tamamını mescit eyledi. O güne kadar insanlar tanrılarını yaptıkları tapınaklar, mabetler içinde arıyorlardı. Allah Habibine sırrı açtı ve şöyle dedi: beni kainat ihata edemedi. Mümin kulumun kalbine sığdım. Yani demek istedi ki beni taş duvarlar ihata edemez. Ben bir yerlere sığmam. Beni arayan mümin kulumun kalbine baksın. Onun için Resulullah süslü mescit yapmadı. Hatta süslü mescit yapılmasını kerih gördü de şöyle söyledi: ahir zamanda mescitler büyük ve süslü yapılacak. İçlerinde çok gürültü olacak. Ama namaz kılan bulunmayacak. Allah Resulü'nün izinden giden sahabi sırrı kavradı. Allah evi madem ki kalpler, öyleyse kalplerimizi süsleyelim, tenvir edelim dediler. Öyle de yaptılar. Küçük cihat biter bitmez büyük cihada başlayıp kalplerde mescit inşa etmeye koyuldular. Mescitlerini tamamlayan her sahabinin kalp evine mabudu hakiki olan Allah gelip yerleşiverdi. Sen dersin ki Resulullah bir mescit inşa etti. Ben de derim ki Resulullah 124 bin mescit inşa etti. Çünkü her sahabinin kalbinde bir mescidi hakiki vardı. Süleyman Aleyhisselam'ın Beyt-i Makdis'i yıkıldı. Ama kalplerde kurulan mescitler asla yıkılmaz. Resulullah'tan az bir zaman sonra insanlar bu gerçeği unuttular. Gönüllere mescit yapmayı bırakıp büyük, süslü, pahalı camiler yapmaya koyuldular. Böylece Allah'tan uzaklaştılar. Yaptıkları koca camiler içinde kısır çekişmelerle günlerini geçirdiler. Fakat az sayıda da olsa gönül ehli kimseler vardı. İşte onlar yolu bozmadılar. Gönüllerini süsledikleri gibi başka gönüllere de yardım elini uzattılar. Yunus'un dediği gibi, ben gelmedim kavga için, benim işim sevi için, gönüller dost tevi için, gönüller yapmaya geldim dediler. Size bir kıssa nakledeceğim. Bağdat'tan bir kafile hac için yola çıkacaktı. İçlerinde birinin 8-9 yaşlarında bir oğlu vardı. Baba, ben de geleceğim, beni de götür dedi.
Babası olmaz yavrum, yol uzun ve de meşakkatli. Sen küçüksün, dayanamazsın deyince çocuk, baba siz Beytullah'a gitmiyor musunuz? Öyleyse beni bundan mahrum etmeyin, beni de götürün diye ısrar edince adamın arkadaşları biz de yardımcı oluruz, götürelim dediler. Uzun ve meşakkatli yolculuktan sonra Kabe'ye, Beytullah'a geldiler. Hac farizasını bitirdikten sonra Medine'ye müteveccihen yola çıkacaklardı ki çocuk sordu. Baba, burası Beytullah değil mi? Burası Allah'ın evi değil mi? Babası evet yavrum deyince çocuk tekrar sordu. Baba, öyleyse evin sahibi Allah nerede? Öyle ya, ev varsa evin sahibi de vardır. Çocuk evin sahibini, Allah'ı görmeyi murad etmiş meğer. Hayalleri yıkıldı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Orada işi bilen bir hak dostu olsaydı, şöyle derdi herhalde. Yavrum, Allah mekandan münezzehtir. Dört duvar arasına sığmaz. Onu kainat dahi ihata edemez. O ancak mümin kulunun kalbine sığar. Sen de yakında buluğa erip şeriatle emrolunacaksın. O zaman İslam'ı güzel yaşa, mümin ol ki senin kalbine de Allah gelsin. Unutma ki beyti hakiki müminlerin kalbidir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Hakim'inde birçok meseleyi anlattıktan sonra şöyle diyor. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Ben de bu anlattıklarımdan sonra öyle diyorum. Kalp meselesini ancak akıl sahipleri anlar. Bu konuda son olarak derim ki kalplerinizi mescid eyleyin, Beytullah eyleyin. Nasıl yapacağınızı da bir bilenden öğrenin. Bilin ki ustasız kar haramdır.